Değerli izleyenler, bir son dakika haberini paylaşmak istiyoruz sizlerle. Zaten ekranda da sizlere yansıdı. Malatya'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi saat 12.54'te. Bu depremin merkezi ise Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olarak bildirildi değerli izleyenler. Malatya'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ve Haber 13'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Araştırma şirketlerinin gün geçmiyor ki bir haberi yer almasın ajanslarda. Yine bir araştırma şirketinin haberiyle devam edecek bültenimiz. Araya araştırma şirketi ülkedeki gündem başlıklarına ilişkin çarpıcı bir anket yayımladı. Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz sorusuna katılımcıların %32,1'i CHP yanıtını verdi. %29'u ise AKP dedi. Erken seçim isteyenlerin oranı ise %53,3. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomiyi düze çıkaracağına olan inanç da oldukça düşük seviyelerde kaldı. Ayrıntıları birlikte izleyelim. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından başlayan erken seçim tartışmaları hız kazanırken araştırma şirketleri de kamuoyu yoklamalarını sürdürüyor. Türkiye'de yapılan hiçbir ankette birinci parti CHP'den başkası değildi. Hiçbir anket. Araya araştırma şirketinin Türkiye'de siyasi durum araştırmasında halka gündeme ilişkin sorular yöneltildi. 4-7 Temmuz 2024 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2036 kişiyle yapılan ankette bugün seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz sorusuna CHP diyenler %32,1 olurken AKP %29 oranına geriledi. MHP'nin oy oranı %10, DEM Parti'nin ise %9,6 oldu. Müjdeler olsun ki Cumhuriyet Halk Partisi yine birinci parti. Aynı raporda halkın %53,3 ile erken seçim istediği görüldü. Ankete katılanlar sizce erken gelen seçim olmalı mı sorusuna %53,3 ile evet yanıtını verdi. Çoğunluğun erken seçim istediği ankette hayır diyenlerin oranı da %40,2 oldu. %5,5 ise fikir belirtmedi. Bu ne zaman olsun derseniz bizce yarın karar alalım, 2 ay sonra hemen seçim olsun. Tasarruf tedbirleriyle sık sık tartışılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in uyguladığı politikaların ülkeyi düze çıkarabileceğini belirtenlerin oy oranı ise %26,2'de kaldı. Ülkeyi düze çıkaramayacağını belirtenlerin oranı %61,1 oldu. Ey Mehmet Şimşek, benim Tayland'ı örnek alacak, Endonezya'dan yüksek alıyorum diye tatmin olacak emeklimde, emekçimde yok. Haddinizi bilin, hakkımızı verin, söke söke alacağız. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. TÜİK'e göre işsizlik oranı Mayıs ayında %1 puan azalarak %8,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı ise 3 milyon 11 bin oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı işsizlik verilerini açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı Mayıs ayında bir önceki aya göre 1 puan azalarak %8,4 oldu. Atıl iş gücü oranı 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 2 puan azalarak %25,2 olarak hesaplandı. TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre hane halkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 27 bin kişi azalarak 3 milyon 11 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1 puan azalarak %8,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7 iken kadınlarda %11 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı Mayıs ayında bir önceki aya göre 273 bin kişi artarak 32 milyon 920 bine ulaştı. İstihdam oranı ise 4 puanlık artışla %50'ye yükseldi. Erkeklerde istihdam oranı %67,3 iken kadınlarda bu oran %33 olarak kaydedildi.
İş gücü Mayıs ayında bir önceki aya göre 245 bin kişi artarak 35 milyon 931 bin kişiye, iş gücüne katılma oranı ise 3 puan artarak %54,5'e yükseldi. İş gücüne katılma oranı erkeklerde %72,4 iken kadınlarda %37,1 olarak açıklandı. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 3 puan artarak %15 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %12,8, kadınlarda ise %19,3 olarak tahmin edildi. Cumhuriyet Halk Partisi